Evet, şimdi bu deprem bölgelerinde dağıtılan konteynerların eve dönüşümünü anlatayım size. Ben bundan 15 yıl önce iki tane konteyner almıştım. O konteynerları bu şekilde birinci kat, bu giriş kat, altlı üstlü oldu mu? İki kat oldu. Şimdi önce bir girişini anlatayım. Bunu sonradan ilave ettik. Burası, şura konteyner. Şura üst kata çıkış. Şura giriş. Konteynerlar bu tarafta. Burada giriş. Aynı zamanda oturma yerimiz. Buraya sobamızı kurduk. Sobamızı kurduk. Tabii bugün kahvaltıda sucuklu değişik bir yumurta tipi var. Şurada Osmanlı demliği var. Osmanlı demliğinin içine çay demledik. Onu bekliyoruz. Tabii kusura bakmayın, biraz dağınık olabilir. Biraz bekar evi burası. Bağ evimiz olarak kullanıyoruz. Maraş'ta deprem olunca burada yaşıyoruz. İşte buradan baktığınız zaman işte karşıdaki yerde Maraş. Komple ayağın altında Maraş'ta. Geniş bir cam olayı yaptık. Ondan sonra şimdi içeriye bir bakalım. Buradan konteynerin kapısından girdik içeri. Buraya bakıyoruz. Yatak odası. Bir tane yatak odası var. Bu 3'e 7. Yani 21 metrekare. Şurası tuvalet, lavabo, banyo gibi kullanılabiliyor. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Şuradan 1 metrelik, 1,5 metrelik bir antre. Böyle giriş yeri. Oraya bir dolap yaptırmıştım. Şimdi buradan giriyoruz mutfağa. Konteynerin ikinci bölümü. Burayı mutfağa çevirmiştik. Evet. Mutfak biraz bugün sucuk yapıldığı için dumanlı oldu. Buraya buzdolabını koyduk. Mikrodalga fırını. Evet, lavabosunu buraya koyduk. Öyle küçük bir masamız. Altı kiler gibi kuru erzaklarımız stok edilmiş durumda. Buradan şimdi çıkalım üst kata. Üst katta nasılmış bir bakalım. Üst kata çıkışımız başladı. Şöyle bir kapı var. Tavan kapısı. Bunu açıyorsunuz, üst kata çıkıyorsunuz. Burası biraz dağınık. Depremde salladıyız, hiç ellemedik daha. Bakın bu yastıklar, mastıklar, burayı savaş alanına çevirmiş. Televizyonu yere düşürmüş. Ondan sonra buraya bir mutfak düzenini yaptık. Bu alt katın bir üstü oluyor. Şurada konteyner oluyor. Dış cephesini kapladık konteynerin. Konteynerin ikinci katı bu. İki tane üst üste koyduğumuz konteyner. Aynı ebatta 7'ye 21. Planı da aynı. Buradan giriyorsunuz. Çocukların yatak odasını yaptık. İki tane yatak mevcut. Buraya geliyorsunuz. Burada yine tuvalet, banyo. İkinci katta da lavabosu var, aşağıdakinin aynısı gibi. Burada da yine yatak odası, ebeveyn yatak odası burası da. Yani 15 yıl önce ben bu bölgenin depreme hassas olduğunu bildiğim için bağ evini betonarme değil, bu şekilde yapmaya karar verdim. İşte Maraş komple ayağın altında. Çok güzel bir manzarası var. Ondan sonra şu tarafa bakalım. Her tarafı cam. Cam olması manzarayı artırıyor. Şöyle baktığın zaman da burası Ahırdağ Küçükgöl bölgesi. Hemen Sulutalla'nın bir üstü oluyor. Rakım 1500 metre. Burası daha tamamlanamadı. Tabi depremden hasar gören evde bazı fazlalıklar, eşyalar, öteberiler gelişi güzel geldi. Buraya attık. Bunları da düzenleyeceğiz. İşte karşıda monitör kamera sistemi var. O maalesef hasar gördü. Yere düşmüştü ben geldiğimde. Bura böyle kuru kız erzak yeri. Şu taraf, mıknatısını kapladım, konteyner olan yer.
Bir daha şöyle dış bahçemize bakalım. Birinci kattan baktığınız zaman şöyle. Burada asmalığım var. Şura benim bahçem. Şöyle. Şura maalesef, maalesef. İşte maalesef diyoruz. O ocak söndü. Komplo, ailece hepsi beraber enkaz altında kaldı. Maalesef kurtaramadık. Hepsi vefat etti. Bir aile tamamen yok olmuş oldu. Allah rahmet etsin. Mekanlarını cennet etsin. İşte bakın dıştan görünüşü de bu şekilde. Evet. Bu kadar.